Bir gün Gazi'ye yine çiftliğinde dolaşıp hava alırken yaşlı bir kadına rastlamışlar. Bunu anlatan ee, Sabiha kızı, Sabiha Hanım Atatürk attan inmiş, ihtiyar kadın yana kadar sokulmuş. Merhaba ya, nene demiş. Kadın da, merhaba demiş. Nereden geliyorsun böyle? Neden sordun ki buraların sahibisi sen misin? Demiş kadın. Yoksa bekçisi misin? Paşa gülümsemiş. Ne sahibiyim ne de bekçisiyim anne. Bu toprakların sahibi Türk milletidir. Buranın bekçisi de yine bu millettir. Şimdi nereden gelip nereye gittin söyleyecek misin diye yaşlı kadına sormuş. Kadın başını sallamış. Tabii söyleyeceğim demiş. Ben Sincan'ın köylerindenim bey. Otun güç bittiği, atın geç yetiştiği kavruk köylerden birindeyim. Bizim mıhtar bana bir bilet aldı. Trene bindirdi. Kodum Ankara'ya geldim. Muhtar seni niçin Ankara'ya gönderdi teyze nine diye sormuş Mustafa Kemal. Gazi paşamızı görmem için başını pek ağrıttım da benim iki oğlum gavur harbinde gavur harbinde şehit düştü. Memleketli gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Ben de gün demeyip muhtara anlatınca o da bana bilet alıp alıp salı verdi. Ankara'ya gecelin geldimdi yolu neyi de bilmediğimden işte akşamdan beri böyle kendimi oradan oraya vurup duruyorum bey. Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı nine? Kadın yüzü sertleşmiş. Tövbe de bey. Tövbe. Daha ne isteyebilirim ki? O bizim vatanımızı kurtardı. Bizi düşman elinden kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi. Daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavurun iti köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa yüzünü görmek ona sağ ol paşam demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyorsun. Bana bir yardım ediver. Şu Gazi Paşa'yı bana buluver. Atatürk'ün gözleri doldu, çok duygulandı, Sabiha Hanım'a döndü, kızım dedi ee, Sabiha Gökçen'e görüyorsun ya işte bizim insanımız böyledir, benim köylüm, benim vefalı Türk annem böyledir. Attan indim, yaşlı kadın elini tuttum, anacığım dedim sen Gök'te aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa var ya işte bu karşındaki adam odur. Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki DNA'yı yere fırlattı. Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtaran, biri kurtarılan ana oğlu sarmaş dolaş oldular. Yaşlı kadın belki on defa öptü Mustafa Kemal'in elini. Mustafa Kemal de onun elini ondan fazla defa öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı yaşlı kadın. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Mustafa Kemal'e uzattı. Tek ineğim sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa. Bunu sana hediye getirdim. Seversen gene yapıp getiririm sana. Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok lezzetliymiş nine dedi. Çok beğendim. Sonra yanındakilere temihledi. Dedi ki köşke kadar geldiğinde bu anamızı alın. Burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine benim bütçemden üç inek verin. Bu da benim bu nineme armağanım olsun. Hepsinin ruhu şad olsun diyorum. Teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür.